Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Değerli arkadaşlar burada 4 adet villamız var. Her biri 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar. Zaten dış cephesini görüyorsunuz. Her birinin arsa payı 270 metrekare değerli arkadaşlar. Yani bu 270 metre, bu da 270 metre. 4 adetten bahsediyorum. Yola cepheyiz. Zaten dış cephesini görüyorsunuz. Özellikle bahçe duvarları patlak taşlarından yaptık. İçerisine granit malzeme kullandık. Bahçe lambaları vesaire. Tabii ben şu anda hemen şu villamızı göstereceğim size. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel otoparklı, pergüleli, gerçekten mükemmel villalar. Tabii normalde biz emlak firmasıyız değerli arkadaşlar ama bu villaları kendi firmamız tarafından yapılmıştır değerli arkadaşlar. Yani biz kendimiz yaptık. İnşaatçı olduğum için hem emlağı hem de inşaatı yapmaya çalışıyorum. Elimden geldikçe de güzel yapmaya çalıştık. Sinan kardeşimle beraber gerçekten her tuğlasında emeğimiz var. Her ince detayı da düşündük. Değerli arkadaşlar burada otopark alanımız var. Tabii yaya giriş kapımız da var. Gördüğünüz üzere aracımızı buraya park ediyoruz. Tam bağımsız, tam müstakilden bahsediyoruz. Ön tarafta da veranda alanımız var. Biz etraflıca dolaşacağız. Hem 3 basamaklan balkona çıkıyoruz hem de engelli rampamız var. Tabii yeni yapılan bir inşaat. Peyzajda hazırladık yani. Toprağını döktük. Kısa zamanda da çiçeklerimizi de yapacağız. Birinci katı komple siyah granit malzemelerden kapladık değerli arkadaşlar. Tabii ön tarafta veranda alanı olduğu gibi arka tarafta da veranda alanımız var. Gayet güzel. Aplik lambalar yerleştirdik. Dış cephesinde özellikle beyaz ve antrasit rengi düşündük. Bahçe alanı son derece geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Teletuvar kısmında da işte gördüğünüz gibi yarım mat kalebodur döşedik. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Ön taraftaki veranda alanı da göstermek açısından tabii veranda alanının üzerine de pergüle yaptık. Burada şöyle bir şey var değerli dostlar. Burada istenilirse havuzlu evimiz de var. Yani plan proje aynı. Bir kısmına da havuz yaptırdık. Gördüğünüz üzere burada da salonun ön tarafında güzel bir veranda alanımız var. Bordeks malzemeyle pergülemizi yaptık. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlandık. Şimdi biz hemen şöyle evimizin içerisine doğru gidelim. 4 adet villadan bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar biz burada şöyle kolaylık da sağlayabiliyoruz. Ödeme planlı da verebiliyoruz. Yani kefilsiz, senetsiz, banka kredisi olmadan satışımız söz konusudur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Şimdi çelik kapının girişine doğru geldiğimizde çelik kapının üstünde bir sündürmemiz var. Hemen koridor alanının içerisine giriyoruz. Sinan'ı da içeri davet ediyorum. Son derece geniş, ferah bir koridora sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koridorumuz bu şekilde. Tabii burada da bir vestiyer alanımız var. LED ışıklarımız var. Zaten koridordan da salona giriş kısmımız var. Çift panelli bir kapımız mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hemen salona giriş yapıyoruz. Son derece geniş, ferah bir salona sahibiz değerli arkadaşlar. 90'a 90 porselen seramik döşemesi mevcut. Işık aydınlatma için burada sabit camımız var. Tabii bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjurlarımız mevcut gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi tam kalorifer tesisatları, internet bağlantısı hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Ön tarafta veranda alanına çıkış için de sürgülü kapımız var. Buradan salondan da veranda alanına çıkışımız mevcut. Dediğim gibi otomatik panjurumuz mevcut. Tabii tavana baktığımız zaman güzel bir alçı çalışması var. Spot lambalar ve LED ışıklarımız mevcut. Kristal spot lamba. Burada da gene alçı çalışması yaptık. Güzel televizyonun ünitesi düşündük değerli arkadaşlar. Burada elektrikçi arkadaşımı eleştireceğim. Ben normalde tavana beyaz LED ışık istemiştim. Tabii arkadaşımız mavi koymuş. Bunu değiştireceğim. Beyaz olarak düşünün burayı. Salon kısmımız bu şekilde. Şimdi mutfak kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Koridor gerçekten çok güzel. Mutfağa geldiğimizde normal mutfaklar gibi değil değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir mutfak alanımız var. Aslında buraya bir oda da sığdırabilirdik ama mutfak alanı geniş olsun diye düşündük. İki tane pencere, sabit pencere koyduk buraya ışık aydınlatma açısından. Buradan da arka veranda alanına çıkış için bir sürgülü kapı verdik.
Gene led ışıklar ve spot lambalarımız mevcut. İç boyayı da açık renk düşündük. Lake malzemelerle mutfak dolabı yaptık. Çimston tezgahımız mevcut. Son derece kullanışlı, geniş bir mutfak dolabına sahibiz değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Gayet iyi. Çift kapaklı buzdolaplar için buzdolabı yerimiz, fırın, mikrodalga, çimston tezgahımız, siyah granit evyemiz mevcut. Evyenin karşısında da güzel bir pencere düşündük. Burada da set üstü ocak ve aspiratör yerimiz mevcut. Gerçekten takdir edersiniz, bu büyüklükte mutfak yok değerli arkadaşlar. Ciddi anlamda büyük bir mutfaktan bahsediyoruz. Videonun başında da söyledim, ödeme planlı. Kefilsiz, senetsiz bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Bu arada hemen fiyatını da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu güzel evlerimizin her birinin fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel evlerden bir tanesine sahip olabilirsiniz. Tekrar koridora geçtik. Hemen merdiven altını göstermek istiyorum. Açık renk seramiklerden güzel döşemesi var. Tuvalet alanı ve Hilton dolabı mevcut. Burada ihtiyaçtır. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Şimdi birinci kata çıkıyoruz. Birinci kata çıkarken siyah basamaklarımız mevcut değerli arkadaşlar. Spot lambalarımız mevcut. Gördüğünüz üzere tabii aydınlat, merdiven kovanını aydınlatmak için iki tane penceremiz var. Ekstradan aplik lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. 3-4 oda, bir salon, ayrı mutfak. Ekstrada bir mutfağımız daha var üst katta değerli arkadaşlar. Şimdi hemen birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odasına geldiğimizde son derece geniş ve ferah bir şekilde dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. Bu odamız da aynı zamanda ebeveyn banyolu. Gördüğünüz gibi ön tarafta bir Fransız balkonumuz mevcut. Yan tarafta da iki tane sabit camdan düşünüldü. Gayet güzel bir şekilde dizayn edildi değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Buradan da balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabii yeni ev olduğu için bazen şey yapabiliyoruz. Panjurlar sağlıklı çalışmıyor. Hemen ebeveyn banyolu demiştim. Banyonun içerisine girdiğimizde şeffaf tempur camla duşakabinimiz mevcut. Karolajlar kullanmış, siyah karolaj, tuvalet alanı ve Hilton dolabımız mevcut. Aynı zamanda çift açımlı vasıtas penceremiz mevcut. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. LED ışıklarımız, ortada da şık bir avizemiz mevcut. Birinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Tabii buradan çıktığımızda bir tane genel banyomuz var. Genel banyoya geldiğimizde 120'ye 120 oval duşa kabinimiz mevcut değerli arkadaşlar. 120'ye 120 oval duşa kabinimiz mevcut. Çift açımlı vasıtas penceremiz mevcut. Burada da gördüğünüz üzere çamaşır makinesi yeri, aynı zamanda termosifon yerimiz mevcut değerli dostlar. Burada da klozet alanımız, Hilton dolabımız mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Aynamız ledliydi. Ben şu anda led lambasına bakıyorum. Sanırsam bulamadım. Yani aynada led bir şekilde yanıyor değerli dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Genel banyomuzu tanıttıktan sonra arkadaşlar da şu anda elektrik işini kontrol ediyorlar. Genel banyomuzu tanıttık. Şimdi ikinci yatak odasına geldik değerli arkadaşlar. Taban yüksekliğimiz son derece güzel. Tabi spot lambalarımız, led ışıklarımız mevcut. Işık aydınlatma için bunlar çok önemli değerli arkadaşlar. Tabi masrafı çok fazla ama sabit camlarından gördüğünüz üzere ışık aydınlatma açısından güzel. Aynı zamanda Fransız balkonumuz, yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn ettik. Şimdi üçüncü yatak odasına geçeceğiz. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde gene iki tane sabit camımız var, Fransız balkonumuz var. Her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. Vavyen şeklinde gene düşündük. Yatak başları bu şekilde, gardırobunuzda karşı tarafı alabilecek bir şekilde. Tabii her bir odamızın metrekaresi değerli arkadaşlar yaklaşık 18 metrekare. Bunlar da tabii ebeveyn banyolu yatak odamız 22 metrekare değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde, triplex villadan bahsediyoruz. 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir evden bahsediyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Gene antrasit renginde korkuluklarımız mevcut. Spot lambalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Yukarıya doğru çıktığımızda güzel bir antre alanımız var değerli arkadaşlar. Çok güzel bir antre alanımız var. Buradan terasa çıkışımız var. Burada da bir genel banyomuz daha mevcut. Hemen banyonun içerisine geçelim.
Banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 duşa kabinimiz mevcut, tuvalet alanımız mevcut, led ışıklı çok da güzel bir Hilton dolabımız, aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Banyomuz bu şekilde. Buradan da direkt terasa çıkışımız var. Terasta da bir mutfak alanımız var. Odanın girişini ayırttık. Öncelikle odaya geçeyim. Dördüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde burada da 120-60 porselen seramik döşememiz mevcut. Tavanlarda spot lambamız. Buradan da terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Hemen odanın içerisinden de terasa çıkıp videomuzu bağlayacağız. Sürgülü kapımızı gördüğünüz üzere gayet güzel. Burada da çok güzel bir pergüle alanımız var değerli arkadaşlar. Bordeks malzemeden yapılmış. Tabii son derece geniş ve ferahtır. Sinan kardeşim hemen bu elin bulunduğum yere gelirse deniz manzaramız da mevcut değerli arkadaşlar. Az da olsa denizi görebiliyoruz. Dediğim gibi bir tane mutfakta teras kısmına yerleştirdik. Gene lake malzemeden çimston tezgah son derece şık ve modern bir şekilde, istenilirse buraya bir barbekü alanınız da mevcut. Yapabilirsiniz. Dilerseniz buraya, dilerseniz aşağıya yapabilirsiniz. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 270 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videonun içerisinde söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Burada bu villada ödeme planı var, ödeme kolaylığı var. Kredisiz, senetsiz güzel bir eve sahip olabilirsiniz. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6.250.000 lira. 6.250.000 lira. Pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.